Hocam, eşlerin cinsi beraberlik anında yapacakları bir dua var mıdır hocam? Evet. Müslümanlık sadece namaz, oruç, hac bunlarla birkaç maddeyle sınırlı değil. Müslümanlık her yerde gösterilmesi gereken bir şey. Ticarette de Müslümanlığımızı göstermemiz lazım. Aile hayatında da Müslümanlığımızı göstermemiz lazım. Babalıkta da, annelikte de. Yani bir yemek yerken, su içerken, abdest alırken, gusül abdesti alırken her yerde dinimizin bir öngörüsü var. Yani İslamiyet içi boşaltılmış bir din değil Hristiyanlık gibi. Onlar içi boşaltmış ama bizim bu da olur mu kesinlikle demeyelim. Her alanında Allah'ımızın bir emri vardır, Resulullah'ın bir uyarısı vardır. Şimdi senin sorunda eşler beraber olacak, yatağa girdiler. Burada yapılması gereken bir dua var mı diyorsun. Bu ayıp bir şey değil yani. Bir kere her Müslüman, hepimiz yatağa girerken abdesti girmeye gayret edelim. Neden? Ölüm her an gelebilir. Her an başımıza bir felaket gelebilir. Dolayısıyla abdestli ruhumuzu teslim etmiş oluruz. Buna dikkat edelim. Abdestli olarak yatmaya. Yatmadan önce de Ayetel Kürsi okuyalım. Yani yatağa uzanmadan önce yorganı üzerimize aldık. Böyle oturuyoruz yatakta. Üç İhlas, Felak, Nas okuyalım, Elham okuyalım. Özellikle Ayetel Kürsi'ni hepimiz okuyalım. Kadınımız da, erkeğimiz de. Bunu bir alışkanlık haline getirelim. Bunlar hep sünnettir. Ve bunu okuduktan sonra sağımıza, solumuza, avucumuza böyle üfleyelim her tarafımıza. Yatağa böyle girelim. Okuyarak girelim. Pekala eşler, evet beraber olacak. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bir bize önerisi var. Şu duayı yapın diyor. Allahümme cennibne şeytane ve cennibi şeytane mimma razaktena diye bir dua. Manası şu. Ya Rabbi, hani biz şimdi beraber oluyoruz eşimizle beraber oluyoruz ya Rabbi. Şeytanı bizden uzak eyle. Bu işimize şeytanı karıştırma. Ve ya Rabbi, bu beraberliğimizden de bir çocuk olursa lütfedersen şeytanı ondan da uzaklaştır. Ona da şeytan yakın olmasın. Ne güzel değil mi? Allahümme cennibne şeytane ve cennibi şeytane mimma razaktena. Tabi besmele çekerek bu dua yapılarak beraberlik olunursa sünnete uygun bir beraberlik olunmuş olur. Ayıp mı? Ne, ayıp bir şey yok. Helal işlerde besmele çekilir. Dükkanı açarken besmele çekiyorsun. Yemek yerken besmele çekiyorsun. Ticaret yaparken besmele çekiyorsun. Tırpanla tarlayı başlarken besmele çekiyorsun. Çapayı vururken besmele çekiyorsun. İneği sağarken besmele çekiyorsun. Helaliyle bir erkeğin helaliyle eşiyle beraber olması, bu helal bir iş olduğu için en çok en dikkat etmemiz gereken besmele buradadır yani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme cennibne şeytane ve cennibi şeytane mimma razaktena. Arapçası bu. Türkçesinde söyledim. Ya Rabbi, eşimle beraber oluyoruz. Sen şeytanı bizden uzak eyle. Bu beraberliğimizden şeytanı uzak eyle. Yani şeytanın müdahalesi olmasın. Ve bu beraberlikten dünyaya gelecek evladımız olursa ona da şeytan müdahale etmesin. Ondan da şeytanı uzak eyle diye muazzam bir nasihat Peygamber Efendimiz bizlere veriyor. Yani beraber olurken besmele çekilir mi? Çekilir. Belki de çocuklarımızın şakiliği, çocuklarımızın azgınlığı. Öyle ya, ben babama karşı böyle değildim, anneme karşı böyle değildim. Bu çocuk niye bu kadar aksi, niye bu kadar kötü? Nin altında besmelesiz beraberlik olmuş olabilir. Bu belki de işte bizim dikkat etmediğimiz besmelesiz beraberliğin bir olumsuz yansıması olabilir. Yani bu ihtimal de var. Onun için bizi dinleyen kardeşlerimiz, bu ayıp değildir. Eşler beraber olmadan önce besmele çekerler. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina.
Muhammed.